Ama son 30 dakika ne oluyor? İçimize Çorum Spor kaçıyor arkadaşlar. Fenerbahçe camiasına seslenmek istiyorum. İşte yapı. Bu da sapı herhalde. Abi Okan abi elinde kasıtı mı var Ricardo? Ne bu abi? Gözünü seveyim. Şampiyon Galatasaray abi. Daha geçen hafta City'yi sağdan silen Tottenham'ı çok sıradan bir Anadolu takımı gibi gösterdik. 60-70 dakika boyunca. Avrupa'da da yapı var, Türkiye'de de yapı var ama lideriz. Hocam bu Galatasaray'ı kim durduracak ya? Bu izlediğimiz 65 dakika bizi kim durduracak hocam? Bu Vanda'dan çektiğimiz nedir? Gerçekleri tarih yazar, tarihi de Galatasaray. Osimhen'i de bir şekilde almamız lazım. Aramızda para toplayacağız, alacağız. Alacağız bunu. Adıysan. Ayrıca bu yapı yapı diye bahsedenlere bu 3 gol sadece Tottenham'a değildi. Sağda kafayı yedirmek zorunda mısın bize ya? En büyük Galatasaray, Galatasaray Türk'ün simgesidir Avrupa Fatih'idir. Biz yapı var, bir yapı var. Abicim yapıyı çekebiliyor musun? Çekil. Bak şurası yapı. Şunlar da sapları. Manchester City yine Tottenham'a dar ettik sayı. En büyük Galatasaray! 90 dakika müsterre izlemek istemiyorum Okan! Fatih'in UEFA kupasını aldığı yaştasın. Bravo. Abi öncelikle biz bu ilk yarıda Real Madrid koy 5 tane atarız. İkinci yarı ne oluyor? Takıma vahiy mi iniyor? Bir şey mi oluyor? Aynen. Ben anlamıyorum abi. Denizli Spor'dan 10 tane yiyecekmişiz gibi oynuyoruz. Niye böyle? Abi Icardi bugün formunda değildi. Aklı Van'da kalmış. Ben anlıyorum. Olabilir. Abi Osimhen bak oturmadı. Kulübeye oturmadı. Abi Osimhen'i çıkaracağına taş gibi top oynadı. Çıkarsan Icardi. Abi Okan abi elinde kasıtı mı var Icardi? Ne bu abi? Gözünü seveyim. Abi bu Kerem Demirbay. Son 10 dakika aldın oyuna. Son 10 dakikada kanser oldum. Adam oraya gür sarşış geldi. Abi öyle benim gibi kel çıktı. Bak buralı kel kaldı abi. Yapmayın gözünüzü. O anda mı döktün kardeşim? Vallahi sen? Vallahi sonra. Ya. Olsun olsun. Ya bir ilk 60 dakika Galatasaray gibi oynuyoruz. Real'e koyarız. Real'i yeneriz diyeyim daha doğrusu. Ama son 30 dakika ne oluyor? İçimize Çorum Spor kaçıyor arkadaşlar. Ne olduğunu ben de anlamadım. Okan Hoca'nın bir an önce bu son 30 dakikalara çözüm bulması lazım. Osimhen'i de bir şekilde almamız lazım. Aramızda para toplayacağız abi. Alacağız bunu. Adıysan. Ada hayatım ben ayrılmak istiyorum. Ada olsun. Okan Buruk'tan Allah razı olsun. Mükemmel bir hoca. Çok memnunum. Abi Icardi Vanda'yı unutacak. Bitti. Bir saniye. Şunla bitiriyorum geceyi. Yetmez bize bir kupa. Bu sene hedef Avrupa diyorum. Allah'ın izniyle bu sene hedefimiz büyük. Avrupa'da final istiyoruz. İnşallah diyelim. Herkesi de bu mantaliteyi kafasına yerleştirmesini istiyorum. Tüm Galatasaray taraftarı Avrupa Kupası'na odaklansın. Odaklanın kardeşim. Teşekkür ederiz. Bu sene Avrupa'dan o kupayı alacağız. En güçlü rakibimiz gördük. Kaleye getirmedik. Alayına gider. Merhaba. Şimdi öncelikle bugün Ak ve Kara'yı gördük. Akımız şuydu. Daha geçen hafta City'yi sağdan silen Tottenham'ı çok sıradan bir Anadolu takımı gibi gösterdik. 60-70 dakika boyunca. Ama kendimiz övelim ama yermemiz gereken yerde de yerelim. Ne zaman sıradan oyuncularımız oyuna girmeye başladı, rakip takım 10 kişi kalmasına rağmen bu kez biz sıradanlaştık. Okan hocamın öncelikle forma adaleti sağlaması lazım. Adam adaleti değil. Icardi oyundan çıkması gerekiyordu. Çıkmadı. 60 saniye içinde sakatlandı. Büyük ihtimalle de yılbaşına kadar oynayamayacak. Şimdi ne olacak? Helal olsun. Ya burada çok yanlış yaptı hani. Bravo! Harika. Yapı var dediler. Altyapıdan Yunus'u getirdik. Memnun musunuz? Harika oynadık. 5-6'ya gidebilirdi ikinci yarı. Çok oynadık. Değişiklikte bir tık gecikmesek skoru da koruyacaktık. Sorun değil. Ali Koç da Acun Alıcal açıklama yapacakmış. Yapı var yapı. Osimhen. Bir üçlü çektirin. Ha bir de son 30 dakikaya çözüm. Ronaldo'yu Galatasaray'a getirin. Çok güzel oynadık. Harika oynadık. Değişiklikleri yanlış yaptık ama canımız sağ olsun. 75 dakika dar ettik Tottenham'a sahayı. Manchester City yine Tottenham'a dar ettik sahayı. En büyük Galatasaray! En büyük Galatasaray! Okan Buruk mükemmel bir yapı oluşturdu. Teşekkür ediyorum Okan Buruk'a. Fakat tek Messi eksiğim var Okan. 75 dakika oynattın futbolu. 90 dakika oynayabileceğimiz inanılmaz futbolu 75 dakika oynattın. Abi 75'e kadar bekliyorum. Diyorsun okey değişiklik yapıyorsun 60'ı yapman değişiklikleri 75'i yapıyorsun fakat neden Sara ve Osimhen'i çıkarıyorsun abi bunu bana açıkla ben orada gerçekten kafayı yedim ya sağda kafayı yedirmek zorunda mısın bize ya?
sahaya. Her maç 3 biter mi? 2 gibi biter mi? 2-0'dan başlıyorlar mı diye düşünüyoruz. Yapma, yapma, yapma. Bravo, lütfen. Bravo. Teşekkür ederiz. Gel abi. Geçen seneki Bayern Münih maçının 70 dakikasının aynı 70 dakikasının 1-2 gömlek üstüne oynadık. Geçen hafta City yenen takıma top göstermedik. Ön alanda bastık, aldık. Ama sen gidip 70 dakikanın ardından Gabriel Sara gibi pasör bir adamı gidip çıkartıyorsun. Yine Kerem Demirbay ve Celert alıyorsun. İki tane kanser adam. İkisi de top kaçırıyor. Top alamıyor. Kademe bilmiyorlar. Üstüne Osimhen gibi bir canavarı çıkartıyorsun ya. Icardi'yi... Ya Icardi'yi niye çıkartıyorsun sen ya? Icardi... Ya Icardi bitti. Icardi'yi çıkarmadın ya. Kardeşim çıkar Icardi'yi ya. Ya bunun aç sorunlarıyla biz uğraşamayız bu adamın ya. Osimhen gibi adamı çıkarma bak. Adam kaçırıyor yine atıyor. Yine arıyor. Çok hırslı. Ama sen bu adamı çıkartıyorsun. Sarayı çıkartıyorsun. Talak salak adamları alıyorsun gidip ya. Yapılacak iş değil ya. Ama yine de çok güzel oynadık. Çok iyi de top oynadık. Kazandık. Yine de Okan Buruk'u tebrik ediyorum. Yetmez bize bir kupa. Hedef Avrupa diyerek başlamak istiyorum. Okan Buruk'u eleştireceğiz. Son 20 dakikalar için. Çok güzel top oynadık. 60 dakika boyunca. Ama değişikliklerde yanlış var son 20 dakikada. Erken yapmamız lazım. Icardi'yi bugün Osimhen yerine çıkarabilirdik. Sakatlandı zaten şimdi. Ocak ayına kadar da olmayacak yüksek ihtimal. Icardi'nin de artık Wanda'dan kopması lazım. Abi Galatasaray namalip neler düşünüyoruz? Yani ben şu anda Galatasaray galip geldiğinden dolayı çok mutluyum. Ya özellikle 50 bin taraftara çok teşekkür ediyorum. Takımını yalnız bırakmadı 90 dakika boyunca. Okan Buruk'a da teşekkür ediyorum. Yani takım çok güzel oynadı. 60-65 dakika ama 65. dakikadan sonra takım artık şey olmaya başladı. Kondisyonu yetmemeye başladı. Değişiklikler olmadı. Mesela Osimhen'in kalması lazımdı bence. Icardi'nin çıkması lazımdı. Osimhen çıktı. Icardi kaldı. Icardi de maalesef sakatlandı. Ve takımda şuralar yani özellikle çok dikkat ettiğim konu bitiricilik sorunu var. Hani yakaladığımız pozisyonları elimizin şeyle itiyoruz yani. Maçı koparabileceğimiz noktada maçı kaybediyoruz neredeyse. Belki bugün maç da gidebilecekti yine. Yani bu bitiricilik sorununun mutlaka çözülmesi lazım. Ve kondisyonda çok rahat şekilde yüklenmesi lazım. Teşekkür ederim. 50 bin taraftar özellikle bugün hiç susmadan desteklediler için takımlarını. Çok çok teşekkür ederim. Ankara'dan geldim bu takım için. Buna Ankara, İngiltere'ye bile giderim ya. Helal olsun ya. 10-0'lık maçtı bu maç ama yine de tebrik ediyorum sahada oynayanlara. İyi akşamlar diliyorum. Icardi'ye geçmiş olsun. Sahada çok kaldı ve sakatlık geçirdi. Evet. Taraftar müthişti. 50 bin taraftar vardı. Doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi harikaydı taraftar. Maçı güzel oynadık. 70 dakika güzeldik. Yanlış değişiklikler vardı bence bana kalırsa. Ama çok şükür Galatasaray kazandı bugün. Her zaman olduğu gibi Avrupa'nın en büyüğü olduğumuzu yine tekrar göstereceğiz burada. 50 bin taraftar burada. Her zaman her maç geliyor. Yani biz buradan İzmir'den geldik. Kimisi Diyarbakır'dan, Doğu'dan geliyor buraya. Kendini gösteriyor. Adam gurbetten gelmiş. Yani burada takımın da çok güzel bir oynadığı performans var. Sergide performans var. Hepsine teşekkür ediyorum. Her zaman her yerde en büyük cimbom. Son Avrupa maçından önce beraber bir röportajımız var. Belki sen hatırlarsın. Hatırladım sizi. Orada biz Okan'a çok ciddi eleştiriler de yaptık. Gerçekten keşke haksız çıksaydım. Bugün ne güzel başladık oyuna. Müdahaleler çok kötü. Icardi kalıyor, o kalıyor, bu kalıyor. Kerem neyse takımı eleştirmiyorum ama Okan kendine gel. Bir daha kendine gel. Galibiyet Okan'a yazmaz, takıma yazar. Gerçekten hak etmiyor şu an burada. Sizden de anladın. Ya ben memnunum genel olarak da işte sadece bir Icardi değişikliği yanlış. Yani Osimhen değişikliği yanlıştı. Onun yerine Icardi çıkarsa daha iyi olabilirdi. Barış Alper'in performans düşüklüğü çok büyük etkiliyor yani beni. Bilmiyorum, ben bu kadar beklemiyordum. Artık mental mi problem neyse bilmiyorum ama çabalama işini bıraktı tamamen. Ayrıca bu yapı yapı diye bahsedenlere bu 3 gol sadece Tottenham'a değildi. Buradan Azi Alkmaar'a başarılar diliyorum. Maçın 5. dakikası falan. İnşallah handikap yaparlar. Icardi'ye geçmiş olsun diliyorum. Okan Hoca'nın rüştünü ispat ettiğini düşünüyorum artık. Değişiklikleri yargılamak haddimize değil. Karşımızda Tottenham var. Bilemezsin. Vurduk mu vurduk baba. Azi Alkmaar. Abi söz sende. Galatasaray ligde ve Avrupa'da namalip. Neler düşünüyorsun? Ya ligi konuşmuyorum zaten. O iş bit. 5. yıldızı takacağız. O tamam. Avrupa'da ne yaparız? Osimhen geldiyse o 2. kupayı getiririz. Yolun sonu şampiyonluk mu? Kesinlikle. İspanya'ya gidiyoruz gençler. Daha önce de söyledim. İspanya'ya gidiyoruz. Ufak tefek eleştiriler olabilir. Var. Her zaman Okan Hoca'ya bir takım sistemlerim, eleştirilerim oluyor. Ama şu futbolla artık bu saatten sonra kimse bizi yolumuzdan alakoyamaz. Vallahi şöyle söyleyeyim. Öncelikle Okan Hocama sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum bu konuda. Okan Hocam gerçekten yani zaman zaman böyle Okan Hocanın da eleştiriler aldığını görüyorum. Ama Galatasaray taraftarı sıkı sıkı Okan Hocasına sarılmalı bu konuda. Arkasında durmalı dirayetle. Onun dışında bugünle alakalı çok sevinçliyiz tabii ki. Bizi küçücük tek düzen bir konu var, o da Icardi. Birazcık performansının düşe geçtiğini görüyoruz ama Icardi'yi ayağa kaldıracak olan tekrar Galatasaray taraftarıdır. Biz onun sonuna kadar
arkasında duracağız. Ne olursa olsun işte bandanara bilmem ne bir şeyler konuşuluyor. Umurumuzda değil. Icardi Türkiye'nin, İstanbul'un, çocukların yani bu neslin Galatasaraylı olmasında çok büyük emeği olan çok büyük bir futbolcu. Galatasaray ligde ve Avrupa'da ne muhalif neler düşünüyor? Gerçekten iyi bir futbol ortaya koyuyoruz ama Okan Buruk'un yaptığı değişikliklere dikkat etmesi gerekiyor. 10 kişi takımdan ön alan presi yememesi lazım. Yaptığı değişikliklere baktığın zaman 3-1-3-2 oluyor. Ondan sonra genç futbolcu oyunu alıyorsun. Yelert bugün cesaretli davranmasa biz yüksek ihtimal yenilmiştik. Ama cesaretini biraz toplamış, onu gördük. İlk yarı müthiş bir oyun. Tebrik ediyorum takıma. İkinci yarı vasat bir oyun. Yanlış değişiklikler. Okan hocam bu takıma çeki düzen ver. Barış pasla oynaması lazım özellikle. Sarı'nın oyundan çıkmaması lazım. Ayağı top yapan adamların oyunda kalması lazım. 10 kişi takımdan ne zaman 10 kişi kalsak geriye yaslanıyoruz. Geriye yaslandığımız için maçı veriyoruz. Bu maçı da az daha veriyorduk. Adamların 2 tane şutu var. İkisi de gol oluyor. Bunların olmaması lazım. Namalubuz. Çok güzel devam ediyoruz. İnşallah ligde de, Avrupa'da da, Avrupa Kupası'nı da alacağız. Ligi de namalup alacağız. Namalup yolumuza devam edeceğiz. Okan hocam arkandayız. Öncelikle yönetime, takıma, oyunculara, hocaya teşekkür ederim. Ama Okan hoca değişiklikler çok geç. Bu konuda eleştirmek istiyorum. Çok da bir şey söylemeye gerek yok. Galatasaray bugün şu an canlı puan durumunda lider. Fenerbahçe camiasına seslenmek istiyorum. İşte yapı. Bu da sapı herhalde. Galatasaray ligde ve Avrupa'da namalup. Neler düşünüyorsun? Ligde zaten namalup. Avrupa'da da namalubuz. Güzel bir 3 puan. Temiz bir oyun. Galatasaray baskı takımı. Galatasaray pres, baskı ve hücum takımı. Galatasaray geriye yatarsa kaybederiz. Sözüm ona Ziyech. Lütfen kendine gel. Muazzam bir ayaksın. Muazzam bir futbolcusun. Geri kazanmamız lazım. Ziyech'i kazanmalıyız. Icardi'ye zaten sözümüz yok. O nerede ne yapacağını gayet iyi biliyor. Güvenimiz sonsuz. Okan Hoca yürekten kutluyorum. Çok cesur bir futbol. Ne diyor? Fatih'in İstanbul'da fethettiği yaştasın. Fatih'in UEFA kupasını aldığı yaştasın. Bravo. Neden tekrar olmasın abi? Neden? Saygılarım var. Teşekkür. Galatasaray Avrupa'da öylelikle namalip. Yenilgisiz. Neler düşünüyorsunuz? Yapı var. Bir yapı var. Abicim yapıyı çekebiliyor musun? Çekil. Bak şurası yapı. Şunlar da sapları. Bak gördüğünüz hepsi sapları. Yapıdan korkanın ayağına taş düşsün. Korkmayan da söylemeyeceğim de. Galatasaraylılara bir mesajın var mı? Var tabii ki abi. Bu takım bu sene inşallah şampiyon olacak ki hiç şüphem yok. Bugün de gelmeden önce dedim ki bütün arkadaşlarım 3-2 bu maç biter dedim. Bana güldüler. Şimdi ben onlara gülüyorum. UEFA'nın tekrar geleceği bu sene. Bir Fatih Terim, iki Okan. Çünkü ikisi de beraber yürüdüler bu yolda. Islanmadılar. Kimse de onları ıslatamayacak. Okan'a laf eden de buradan çok üzüleceğim de bir daha stada başa gelmesinler abicim. Öncelikle bu maç için bütün takıma, taraftara, yönetime, herkese çok teşekkür ederim. Mükemmel bir maçtı. Ama ben buradan Okan hocama şunu söylemek istiyorum. Tamam canımız ciğerimiz ama biz artık 90 dakika Muslera izlemek istemiyoruz kardeşim. Gençlere biraz Allah aşkına yol ben versin. 90 dakika Muslera izlemek istemiyorum Okan! 90 dakika Muslera demek istemiyorum. Vallahi artık yeter ya. Artık vermesi lazım. Onun dışında çok güzel bir maçtı. Çok güzel bir 3 puandı. Ya Galatasaray yenilgisi süper de şu son dakikaları bir söylüyoruz. Şu son dakikaları bir Okan çare bulması gerekiyor. Her maç ölüp diriliyoruz son saniyelerde. Bu maçın hakkı 6-7-1'di. Yani zora çeviriyor maçları. Bakalım hayırlısı. Namalubuz. Avrupa'da da yapı var. Türkiye'de de yapı var ama lideriz. Abi bu Okan Buruk ne yapmaya çalışıyor? Yani Elias Edert ya da Osimhen bu oyuna çıkarılacak adam değil Osimhen. Yani ölsen çıkartmaman lazım bu adama. Icardi niye çıkmıyor? Batshuayi'ye girmiyor. İkincisi abi İbrahim Tilaver'e selam yolluyorum. Beyoğlu'ndan çakma ayakkabı satıyor. Allah razı olsun. Ya şöyle öncelikle ben takımı tebrik ediyorum. Öncelikle çok güzel bir maçtı. Ve şöyle bir şey var. Ben de Okan Buruk'u eleştirenlere söylüyorum. Yani şimdi şöyle Okan Hoca tabii ki de biraz değişiklikler geç geldiği zamanlar oldu. Daha sonrasında son dakikalar biraz da sorun geçiyor. Yani biraz ölüp diriliyoruz açıkçası ama ben şöyle bir şey düşünüyorum. Hani bizim bek Jelert biraz bence takıma ayak uyduramadı. Galatasaray'a ayak uyduramadı. Zaten beklerde biraz bir sıkıntımız var. Hem beklerde hem kanatlarda biraz eksiğimiz var. Ona rağmen bugün 3-2 aldırıyorsa bu maçı bence Okan Hoca eleştiri hak etmiyor. 10 maçta ligde 9 galibiyet 1 beraberlik. Yani namağlup şekilde kazanıyoruz. Yapı var diyenlere de burada Avrupa'da Tottenham'a karşı bir şekilde yapı olamaz. Avrupa hakemleri hiçbir şekilde yapı yok. Bunu da gösterdi bugün. Takıma teşekkür ediyorum. Okan Hoca'ya teşekkür ediyorum. Yapı diyenlere çok güzel bir cevap verdik. Zaten sahalarında 3-1 yenerek bunu kanıtlamıştık. Şimdi Avrupa'da yolumuz devam ederek bunu kanıtlıyoruz. Herkes görüyor nasıl bir top oynadığımızı. Ligde yapı var diyorlar. Avrupa'da oynuyoruz. Kendilerini yeniyoruz. Yani Galatasaray artık ligde domine olmuş bir takım. Bundan sonra gözünü Avrupa'ya dikti. Daha iyi şeyler yapacağımızı da düşünüyorum. İlk 8'de tamamlamak öncelikli hedefimiz. İnşallah yolun sonu Avrupa Ligi olur. Avrupa Ligi şampiyonluğu olur. En büyük Galatasaray Türk'ün simgesidir Avrupa Fatih'idir. Bu bizim için çok önemli bir maçtı. Ve yendik. Icardi mutlu değildi. 3 günlük tatili vardı. Vandana'yı görmeye gitti. Aldatıldı. Bu Vandana'dan çektiğimiz nedir? Şampiyon Galatasaray. Yap bir Icardi Vandana'ya doğru.
Bu galibiyet takımımıza süper bir şey oldu. Yani bu alemde gördük, Avrupa'nın kralı tek biziz yani. Sadece burada bir eleştirim var. O da bizim kendi içimizde. Biz oyuncu değiştirirken oyuncunun hiçbir şeyine bakmamamız lazım. Biz koskoca bir camiayız. Kim küserse küssün, kim severse sevsin. Biz Galatasaray'ız. Şampiyon Galatasaray. Ya Okan Hoca değişikleri çok geç yapıyor. Yani böyle olmaz. Osimhen bir giriyor, bir çıkıyor, bir giriyor. Olmaz ki böyle abi yani. Hadi Şampiyon bakalım. Galatasaray, Fener ağlama. Avrupa'da iyi ilerliyoruz şu anda. Hedefimiz sonuna kadar gitmek her zamanki gibi. Fatih Terim'in en son bıraktığı yerde, yani en son kupadan bıraktık. En son bir Barcelona maçında ufak bir şeyimiz oldu ama şu an bizim hedefimiz Avrupa'nın en tepesi. Orayı istiyoruz, orayı bekliyoruz. Burada Premier Lig'in en iyi oynayan takımlarından bir tanesi Tottenham'a top oynattırmadan yani güzel bir şekilde iyi bir galibiyet aldık. Daha iyisi olabilir. Biz az da yetinmeyen bir takımız. Asla da yetinmeyeceğiz. 3 tane bize az geldi. Bir dahaki maçta daha iyi bir skorla. Evimiz olan, istediğimiz yer olan ve gerçekten bizim hak ettiğimiz yer olan Avrupa'nın en tepesine çıkacağımıza inanıyoruz. Bugün ikinci değişikliklerden ya, ilk baştaki değişiklikler olmasaydı daha da iyi ilerleyebileceğimizi düşünüyoruz. Okan Buruk'un burada kendini öz eleştirisini yapıp bir sonraki maça daha iyi, daha konsantre şekilde daha güzel bir maç çıkaracağına inanıyoruz. Bu takımın omurgası çok iyi. 3 tane merkezinde oynayan adam harika. Davinson Sanchez, Gabriel Sara, Victor Osimhen. Dünya çapında 3 tane oyuncumuz var. Bu takımın bir tane eksiği var. Bu sene gitti Kerem kardeşimiz. Ben şunu çıkarmak istiyorum müsaadenizle. Kerem kardeşimizi özlüyoruz. Gururla takip ediyoruz. Nice başarılara Kerem'cim. Kerem'e bir mesajın var mı? Kerem nice başarılara. İnşallah bir gün Portekiz'de maçını izlemek nasip olur. İnşallah. Allah'a emanet ol. Hocam bu Galatasaray'ı kim durduracak ya? Bu izlediğimiz 65 dakika bizi kim durduracak hocam? Osimhen desem. Osimhen, Icardi, başka hiç fark etmez. Bu Galatasaray'ı kim durduracak? Başka bir şey sormuyorum. İşte, tamam. Ben... Galatasaray namalip abi, söz sende. Gerçekleri tarih yazar. Tarihi de Galatasaray. Şampiyon Galatasaray abi.